Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde açıklamalarda bulunarak küçük ve orta düzeydeki işletmelere 120 ile 500 bin liralık destek sağlayacaklarını söyledi. Ne var, nasılsınız? Sen neler yapıyorsun burada? Güzel. Ben. Gerçekten mi? Hadi oyna da görelim. Hadi oyna da görelim. Size başka oyuncaklar da hediye edelim mi? Yanınıza götürebilirsiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Bakın. Hanımefendilerden başlayalım mı? He? Bundan mı istiyorsun? Hadi bakalım. Ha. Şimdi bekliyorduk. O yüzden aldırmıştık. Burada da. Burada bence. Daha önce olduğu gibi Gaziantep'te de sanayicilerimizin, girişimcilerimizin sorunlarını bizzat yerinde tespit etmeye ve etkin ve hızlı çözümler üretmeye gayret ediyor olacağız. Tabii ülkemiz bu coğrafya benzeri yüzlerce yılda bir görülebilecek boyutta bir deprem felaketi yaşadı. Milletçe büyük bir acıya şahitlik ettik. Ama devlet olarak bize düşen kuşkusuz bu acıyı dindirmek ve yaralarımızı en hızlı şekilde sarabilmek. Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla sahada vatandaşımızın, milletimizin yanında oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler de hem sahada hem başkent Ankara'da tüm çalışmalara yoğun bir şekilde katkı vermeye gayret ettik. Özellikle sanayicilerimizle işbirliği içinde deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarını temin noktasında depremin ilk anından itibaren yoğun bir gayret gösterdik. Akut dönemde yürüttüğümüz çalışmalardan sonra elbette önemli bir adım deprem bölgesinin hızla yeniden inşası ve ihyası. Bölgenin canlı günlerine geri dönebilmesi için konut ihtiyacı kadar acil müdahale gerektiren bir diğer husus da kuşkusuz ekonominin ve sanayinin eski parlak günlerine hatta daha ileri seviyelere erişebilmesi. Bu nedenle zarar gören sanayi tesisleri başta olmak üzere girişimlerimizin faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacak, girişimlerimize nefes aldıracak ve bölgenin kalkınma yolculuğunda tökezlemeden devam etmesine imkan sağlayacak adımları bugüne kadar atmaya gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla OHAL kararnamesi kapsamında yeni sanayi alanlarını bölgeye kazandırdık. Bunların 11'i Gaziantep'te ve Gaziantep'e yeni kazandıracağımız sanayi alanlarının toplam büyüklüğü 2300 hektar ölçeğinde. Yine depremden etkilenen ilçelerimize en üst düzeyde teşvikler sunabilmek adına bu ilçeleri cazibe merkezleri programına dahil ettik. Ve bugüne dek cazibe merkezleri programı kapsamında düzenlediğimiz 460 yatırım teşvik belgesiyle özel sektörümüzün gerçekleştireceği 55 milyar liralık yatırımın önünü açmış olduk. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizle de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem planını devreye aldık. Türkiye genelindeki kalkınma ajanslarının kaynağından 1 milyar liraya yakın bir kaynağı 11 ilimize tahsis ettik. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem programına sunulan 11 proje bugüne dek destek almaya hak kazandı. Bu projelerinde Gaziantep'teki projelerinde toplam büyüklüğü 6 projenin toplam büyüklüğü 178 milyon lira tutarında. Bugün Nurdağ'ındaki ziyaretimizde işte burada misafiri olduğumuz İpek Yolu Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpek Yolu Çarşısı ve İpek Yolu iş atölyelerini yerinde inceleme imkanı bulduk. Burada hayata geçirdiğimiz projeler ilçemizde, bölgemizde iktisadi faaliyetin yeniden eski günlerine dönmesini, özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yeni girişim fikirleri oluşturmalarını sağlayacak projeler. Tabii üretim deyince, ekonomi deyince aklımıza gelmesi gereken önemli bir kesim KOBİ'lerimiz. Deprem bölgesinin geçtiğimiz 10 yılda çekim merkezi haline gelmesiyle bu bölgede binlerce yeni KOBİ'miz hayat bulmuştu. Şimdi yine elbette KOBİ'lerimizin yanındayız. KOSGEB aracılığıyla depremin ilk haftalarından itibaren önemli adımlar atmaya gayret ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın hissedar oldukları KOBİ'lerimizin KOSGEB'e olan tüm borçlarını sildik. Kredi ve destek geri ödemelerini tüm KOBİ'lerimizin, deprem bölgesindeki tüm KOBİ'lerimizin kredi ve destek ödemelerini 2024'e kadar
başvuru ve yeni teminat alınmaksızın faizsiz olarak erteledik. KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı hızla devreye aldık. KOBİ'lerimize 1 milyon liraya kadar banka kredisine erişim imkanı sağlamış olduk. Yine son dönemde KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği Programı'nı devreye aldık. Doğrudan desteklerimizle KOBİ'lerimizin ayağa kalkmasına hız kazandırmış olduk. Bu ölçekte bir yıkımın ardından KOBİ'lerimizin finansman erişimini kolaylaştırmak üzere alternatif finansman kaynaklarını da yürürlüğe almayı önemli bir ödevimiz olarak değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz dün ilan ettik Dünya Bankası'yla 450 milyon dolarlık bir desteği önümüzdeki haftalardan itibaren yine KOBİ'lerimizin toparlanması adına bölgedeki KOBİ'lere sunuyor olacağız. Bu program kapsamında 11 ilimizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize 120 bin ila 500 bin liralık bir desteği sağlıyor olacağız. 36 ay süreli bu programda işletmeler ilk 6 ay boyunca destekten faydalanacak. Sonraki 18 ayda herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek. 36 ayın son 12 aylık diliminde 3 taksitte faizsiz olarak geri ödemeleri gerçekleştiriyor olacaklar. Bütün bu desteklerle muradımız bu bölgenin, Türkiye'nin hızla kalkınan bölgelerinin en ön sırasında yer almasını sağlamaktır. Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz, ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün sorunlarla mücadele edecek kuvvettedir. Bu dertlerle baş edecek güçtedir. İnşallah önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek mevcut sanayi sitelerinin hızla dönüşümünü gerçekleştirmek, gerek sanayi alanlarını hızla inşa etmek, gerek KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizi desteklemek, gerek bölgesel kalkınma programlarıyla yerelin gücünü ulusala hatta küresele taşıyabilmek ve gerekse de cazip yatırım teşvikleriyle bölgeye ulusal ve küresel yeni yatırımları hızla çekebilmek adına büyük bir gayret göstermeye devam edeceğiz. Ben bütün bu çalışmalarda yanımızda olan tüm paydaşlarımıza bilhassa Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Hepinize de katkılarınızdan, katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.